Merhaba Sanat Yaşam İnsan programımıza hoş geldiniz. Program biliyorsunuz yeni bugün üçüncü programımızı çekiyoruz. Şimdi ilk iki programda dışarıdaydık ve ilk defa stüdyomuzdayız. Ne güzel, pek rahat burası sıcacık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bugün Hoş bulduk. E, Kulüp dizisini konuşacağız. Biliyorsunuz geçen 5'inde, 5 Kasım'da Netflix'te yayına girdi ve inanılmaz ilgi gördü. Bu e, diziyi konuşacağız bugün. Neden bu kadar ilgi gördü? Neden bu kadar sevdik bu diziyi? Bu dizi bize kimleri tanıştırdı, neleri gördük, hangi olaylara şahit olduk, ondan sonra nelerle yüzleştik, hangi yaralara parmak bastı bu dizi bunları konuşacak konuş, konuşacağız konuklarımızla. Deniz Alpan hoş geldin. Hoş bulduk. Hem benim çok eski arkadaşım olduğu için kendisine sen diyeceğim. Bazıları yadırgıyor. Konuklarınıza neden sen diyorsunuz? Çok arkadaşım olursa sen, sen uydu. diyorum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin gazeteci, yazar, ee, aynı zamanda Kaybolan Dil, Kaybolan Mutfak isimli belgeselin e, yapımcısı e, ve aynı zamanda da bir kitabı var. O kitabı da buradan göstereyim hemencik. Diana'nın Mutfağı, bunları konuşacağız. Diana'nın Mutfağı, Deniz Alpahan e, ve e, siz de hoş geldiniz. Moiz Gabay, Moiz Gabay, Shalom e, Gazetesi yazarı, aynı zamanda tur rehberi. Yahudi kültürüyle ilgili yazılar yazıyorsunuz. Evet. Ondan sonra hocalık yapıyorsunuz. Doğrudur. Aynı zamanda da kulüp dizisinin danışmanlarındansınız. Doğru, doğru. Şimdi biraz önce dediğim gibi kulüp dizisinde biz neyi sevdik ve bizim için neler sürpriz oldu ve bu yüz yüzleşmeler nedir bunları konuşacağız. Tabii ki. Şimdi birazcık diziden bahsedelim önce bilmeyenler için. Dizi de kimler var kimler oynuyor konusu nedir ona kısaca bir değiniyorum burada Ondan sonra sohbetimize başlıyoruz şimdi dizi 1955 yılında İstanbul'da geçiyor Beyoğlu'nda geçiyor ee, tamamen bir dönem dizisi çok çok iyi hazırlanmış dekorlar müthiş kostümler müthiş ama biz bu diziyi, Sadece bu güzel prodüksiyonu yüzünden sevmedik. Zaten onu da onu konuşacağız bugün özellikle. Konusu da şu, İstanbul'da ki safarat Yahudilerinin aslında hayatlarına bir pencere kapı açıyor. Başrolünde bir safarat Yahudisi kadın var ve onun kızıyla yaşadıklarını konu alıyor ve aynı zamanda da Beyoğlu'ndaki eğlence hayatına da bir kapı aralıyor diyebiliriz fakat bu dizinin en önemli özelliklerinden biri diyeyim ee, ilk defa çok değişik bir lisanda konuşuluyor bu dizide Ladino lisanında ve de e, başrolde de bir safarat Yahudisi kadın var Evet hoş geldiniz hoş siz hoş ikiniz de e, cemaattensiniz Yahudi evet. cemaatinden ikiniz de bu dili Ladino'yu ve kültürünüzü korumak için çeşitli çalışmalarda bulunuyorsunuz. Şimdi önce diziden başlayalım. Diziyi izlediniz, izledin. Ee, neden beğendin diziyi? Ya daha doğrusu beğendin mi diziyi? Neden beğendin? Biz neden beğendik? <laughs> ben dizi, diziyi Ö çok beğendim. Ee, bir kere çok özenle hazırlanmış bir dizi. Yani aynı konu başka türlü işlenseydi ve başka türlü bir yapım olsaydı bu kadar belki beğenilmeyecekti tabii ki konusu çok önemli ama çok özenli hani kostümüyle yönetimiyle her şeyle baştan sona oyuncular fevkalade diye düşünüyorum herkes üstüne düşüne çok iyi yaptı dolayısıyla bu hani iyi bir dizi iyi olan bir şey insanı sürüklüyor ve dolayısıyla beğeniliyor bu bir sonra tabii ki konu çok önemli bu şimdiye kadar hiç Ele alınmamış bir konu. İnsanlar 500 yıldır bu topraklarda yaşayan Yahudileri tanımıyor. Yani tamam işte Müslüman değiller tamam Yahudiler ama yani bunlar nasıl insanlardır nedir yanı başlarında 500 yıldır yani bu inanılmaz bir şey ya 500 yıldır yanı başında yaşayan Birlikte... komşunu tanımıyorsun bu adam. Nece konuşur bu adam ne yer ne içer vesaire. Yani biraz da kabul ediyorum. Evet. Yani bu yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan çıkar meselesi var. Yani Yahudiler de çok kapalı yaşadılar ama bunu bir de bu şekilde düşünmek gerekir. Neden kapalı yaşadılar? Yani evet. bu tartışılır bir mesele ama bu tanımama meselesi çok garip bir şey. Yani ben bu meseleye çok en çok buna takılıyorum. Yani Şöyle konuşuluyor. Yani Yahudiler, Rumlar, Ermeniler, Türkler. Yani tamam Türkler ne demek? yani bu bahsettiğimiz Hepsi Türk. diğer azınlıklar evet. Türk zaten. Yani evet. bir yere gidildiği vakit yani sorulduğu vakit sen nesin diye öte biri Fransız der, biri İtalyan der, biri Türk der. Bir şey yani Türk dediğin zaten Rumlar, Yahudiler, Ermeniler Türk. Bunu herkes bilsin zaten. Yani bunlar zaten bu dizinin en önemli tarafı da bu. Bunu konuşuyoruz şimdi gazeteler, medya değil mi? Bu yani kesinlikle. bir sahiden bir kapı açtı. Yani ya bilmediğimiz, tanımadığımız ya da unuttuğumuz ya da inkar ettiğimiz e, taraflarıyla biz e, bu e, birlikte yaşadığımız dediğin gibi yüzyıllardır birlikte yaşadığımız e, vatandaşlarımızı e, yeniden keşfediyoruz kesinlikle, gibi değil mi bu dizi e, sayesinde? Bu, Türklük mi? Pardon sözünü. Bu Türklük meselesi sadece Türkler, Yahudiler falan değil. Yani Kürtler içinde, Lazlar içinde, Alevisler yani, içinde, bu bir e, etnik kimlik, bu kimliğin bir parçası. Ama herkes Türk. Evet. Yani ben bu meseleyi çok zor hazmediyorum. Çünkü bana sen nesin diye sorduklarında Türküm diyorum ve bu onları tatmin etmiyor. Hep. Yani bana dinimi sorsa, yani e, tamam ben Yahudi anne babadan doğmayım. Ama mesela yani ben e, dindar biri değilim yani dindar biri de olmak şart değil. Yani kimliğin başka bir şey, dinin başka bir şey olduğunu tamam o da kimliğin bir parçası ama bunların farklı şeyler olduğunun farkında değil insanlar. Evet peki bir kere e, senin belgeselin e, de var biraz önce... Belgeselinden de söz edeceğiz biraz sonra. Şimdi ben Moise Bey'e de dönmek istiyorum. Tabii. Şimdi Bu diziyi niye, neden beğendik? Yani Tabii. siz beğendiniz mi bir kere? Onu sorayım. <laughs> bir kere böyle bir şey var sonra biz niye beğendik? Çünkü evet. şöyle bir şey yani beğendik diyorum çünkü Netflix'te dizi ee, bir yaklaşık 8-10 gün önce e, şeye girdi e, yayınlanıyor tabii. ve de e, böyle hep bir numara ve tabii. çok izleniyor herkes bunu konuşuyor vesaire evet, evet. siz beğendiniz ee, mi ben tabii ki çok doğal olarak çok beğendim ee, burada da tabii beni en çok etkileyen samimiyet çünkü bu zamana kadar maalesef e, gerek Türk sinemasında olsun gerek yeri geldiğinde edebiyatımızda olsun gayrimüslimler özelinde ve Yahudilerden bahsediyorsak eğer maalesef hep olumsuz imgelerle algılandık. İşte hep böyle bir fırsatçı Yahudi, bir tefeci Yahudi, işte bir para göz Yahudi vesaire vesaire. Bunun konuşma dilinde de maalesef Türk sinemasında örnekleri mevcut. Karikatürize, karikatürize edilmiş, karikatürize edilmiş bir karakter olarak ve ilk defa bu dizi samimi bir şekilde evlerimizin kapısını açtı. Ve dizinin daha fikir aşamasından e, metin yazımına ve daha sonra tabii seti indiği aşamalarda son derece bir titizlik söz konusu ve maddi hata yapmamaya yönelik bir titizlikten bahsediyoruz. Yani kolaya kaçılmadı bu dizide. Ee, onlarca kişinin emeği var bildiğiniz gibi. Yani bir Yahudi evini göstermek için değildi, sadece işte yedik kollu şamdanı bir köşede gösterin. Bunun da örnekleri mevcut geçmişte. İşte o küçük ayrıntılardır aslında o evi, o aileyi veya işte... Orada belki bir cümledir, bir sözdür. Onlar da bizim gibi demektir belki. İşte hı hı. o ayrıntıları yakalamış olması açısından çok değerli buluyorum. Ve ilk defa özellikle Ladino dilinin kullanımı, bu kullanıma yönelik bir çabanın olması yeterli de değildir. Bunlar tabii ki tartışılabilecek konular. Ve tabii tarihte çok fazla işlenmesi tercih edilmeyen, üstü kapatılmış veya farklı şekillerde aktarılmaya çalışmış yakın tarihimize yönelik gerçeklerin ee, çok açık ve vurucu bir şekilde ee, ne abartıya kaçarak evet. ne de e, hiç konuşmamayı e, kabul ederek çok yerinde bir şekilde e, vermeye çabalaması. Evet, onu e, altını çizmeniz e, çok e, doğru oldu. Yani isabetli. Şöyle ki e, gerçekten bir ta e, yakın tarihimizde bu e, ikrar ettiğimizi unutmaya çalıştığımız ya da görmezden gelmeye çalıştığımız işte dediğiniz gibi evet. o şekilde aktarılmış ya da e, farklı bir şekilde e, aktarılmış e, üzücü olayları, travmatik olayları bir e, böyle belgesel gibi kör gözün evet. parmağına sokar evet. gibi değil çok incelikle Kesinlikle. işlemişler ve o bakımdan da onu da zaten konuşalım daha sonra. O bakımdan da çok değerli buluyorum kesinlikle, ben. Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. Yani böyle bir belgeseli hani çevirip odağına onu oturtmamış. Odağında o, o e, anne kızın hikayesi var ve de e, o döneme ait e, tarihi gerçeklerde e, veriliyor ama çok e, şey bir şekilde gerektiği kadar. Kesinlikle, Evet, abartılmadan. Evet, o... Peki şimdi biz neden sevdik? Bütün siz sevdiniz tabii evet, yani cemaat evet, tabii nasıl evet. karşıladı? Siz ya, o, o kadar aslında senelerce maalesef medyada olsun farklı kanallarda olsun antisemitizmi görmeye alışkınız ki hani Yahudi düşmanlığı evet olarak. Yahudi düşmanlığını görmeye işte biri bir başarısız durumda olsa hemen veya bir iş adamımız herhangi bir kişi hemen o Yahudi takısı başına eklenir işte Yahudi iş adamı Yahudi işte x Ye, neyse, e, O kadar olumluyu görmeye hasret kalmışız ki hani böyle bir ikinci bahar etkisi yarattı toplum içerisinde ve e, kimi dostlarımız oldu ki e, komşularımızdan da mesela tamamıyla Aa, ne güzel bir dönem dizisi gibi açıp kendilerini bir e, şabat akşamında bir e, şabat sofrasında Yahudi komşularıyla birlikte oldular o dizide. Yani o empatiyi kurmaya e, bir adım oldu. Tabii ki bu dizi bir anda hayatlarımızı değiştirmeyecek. Belli gerçekleri de hani bir günden bir günde yok edebilmeniz mümkün değil. Ama bu bir basamak oldu diye görüyorum. Herhangi bir hiç hayatında Yahudi görmemiş birisi bu diziyi izledikten sonra aa Yahudiler de böyle insanlarmış. Aa, bu Birlikte yaşıyormuşuz. Evet, neler yaşamış <laughs> bu insanlar. Yani bu sizin en büyük bence katkılarından biri. Dizi izledikten sonra ya bir internete gidip veya bu konuları anlatan bir kitap alıp o okumaya veya Türkiye'de kaç tane Yahudi yaşıyor bunu bile merak ettiği anda işte bu bence dizinin en büyük başarılarından bir tanesi. Evet. Şimdi e, dizi şöyle... Ee, kısaca bir anne kızın hikayesi işte İstanbul'da geçiyor. Beyoğlu'nun gece evet, hayatına evet. biraz odaklanıyor. Onun perde arkasını anlatıyor. Gece hayatının İstanbul ve İstanbul'daki bu seferat kadının Matilda kadının ismi de çok güzel. Kızının hikayesi aslında bu. Böyle gerçek bir hikayeden yola çıkarak hazırlanmış. Ve İlk kez dediğim gibi Ladino konuşuluyor. Bu Ladino nedir? Bir kere bunu e, hep beraber bir şöyle masaya yatıralım <laughs> çünkü burada üzerinde çalışmışsınız ikiniz de e, ve de e, bu e, senin de bir belgeselin var. Biraz önce e, söyledim mi? Onu hatırlamıyorum açarken Yok söyledim. söyledim. Şimdi o belgeselde de e, çok müthiş bir belgesel. Bu kaybolan dili ve bu kaybolan mutfağı e, anlatıyorsun. Biraz bu e, safarat Yahudilerin işte nereden geldiler, bu dil ve de e, aynı zamanda bir kitap da var biraz önce gösterdiğim Tabii. gibi. E, biraz anlatır mısın? Senin anneannen herhalde e, Ladino konuşuyordu <laughs> değil anneannem, mi? Anneannem, annem, babam da evde Ladino konuşurlardı. E, ben de her şeyi anlarım yani bütün... Her şeyini, bütün deyimlerini vesaire ama konuşmaya kalktığımda böyle çok akıcı olmuyor. Peki siz konuşuyorsunuz neden ben, daha ee, genç bir nesil tabii. olarak? Yani bizim nesilde artık konuşma sıfıra yakın. E, çoğumuz tabii gençlerden modern İspanyolca bildikleri e, bilenlerimiz en azından daha rahat anlıyorlar. Daha çok böyle e, belli kelimeler çok daha tabii aşina kulağımıza veya konuşulduğu zaman bir fikrimiz var en azından. Ne konuşulduğuna dair o ev içerisinde ve genelde de büyükler bunu aslında bir şifreli dil olarak çocuklar anla anlamasın <laughs> evde diye aslında e, sakıncalı konular evde Hı -hı. çocuk varken. Çocukların duyması gereken. Cüde dediğimiz dilde Hı -hı. konuşur ki hani çocuk o anda duymasın e, onu işte bir nevi aslında çocuktan da. O konuyu ya böylece e, de birazcık tabii kaybolmaya yüz tutmuş değil mi? E, tabii onun evet. şey masumane ve masum olmayan sebepleri var. E, zaten e, Deniz Hanım e, konuştuktan sonra o konuya da geliriz evet. diye tahmin ediyorum. E, bir kere bu sefarad meselesi Hı. ve Ladino'nun ne olduğunu... Söyleyeyim çünkü geçenlerde Twitter'da şöyle bir şey vardı. Bu Ladino denen şey nereden çıktı? Kuş dilimidir midir nedir? Gibi <laughs> <laughs> bir şey okudum. <laughs> Ama yani bir bakıma da yani bunu yazan da e, haklı. Birdenbire insanların hayatına bir, bir şey girdi. Ee, Sefaradlar, kuşlar. E, İspanya'dan e, 1500'lü yıllarda, 1492'de de en kesin bir tarih hı hı. olarak verecek olursam, e, İspanya'dan İber Yarımadası'ndan kovulan Yahudiler, e, daha doğrusu oradan e, sadece Yahudiler değil, Müslümanlar da o dönemde oradan kovuldu. İber Yarımadası'ndan bu kovulan Müslümanlar ve Yahudilerin bir kısmı Kuzey Afrika'ya gidiyor, Kuzey Afrika ülkelerine gidiyor. Bir kısmı da Avrupa'nın içinden işte Osmanlı doğru. topraklarına hı hı. kadar geliyorlar. Bu sırada Beyazıt iki tane böyle gemi yolluyor ve oradan birtakım Yahudileri alıp Osmanlı topraklarına getiriyor. Diğer kolda karadan geliyor yani karadan da tabi bir günde filan bu adamlar buraya gelmiyorlar. Mesela, Onlarca senede evet, belki yerleşe, bir kısmı aynen. yerleşe yerleşe geliyor. yerleşe gidiyor. yerleşe. Mesela 200 yıl kadar hı hı. bir grup İtalya'da kalıyor. Hı hı. Trani kasabası. Mesela bir şu anda böyle eski bir antik Yahudi kasabası, Trani kasabası. Benim annemin soyadı da Mitrani. Ben yıllarca bunun ne demek olduğunu bilmiyordum. Mitrani yani Tradi'den gelenler anlamından. Trani'den gelenler. Trani'den. Anlamından. Hı hı. Trani'den gelenler. Hı hı. Neyse neticede bu insanlar geliyorlar. Ve bu insanlara sefarad Hı. kol deniyor. Yahudilerin bir de eşkenaz kolu var. Bunlar evet. da kuzey Avrupa kolu. Evet. Yani Polonya, Rusya vesaire. Şimdi evet bu bunun altını çizelim burada. Şimdi Yahudi deyip geçmiyoruz. Burada e, Türk toprakları yani Türkiye'de yaşayan Yahudilerin bir kısmı sefarad bir kısmı eşkenaz değil eşkenaz mi? Eşkenaz çok çok az. Sayıları ha, yok denecek kadar. Evet. %3'lük bir kesime tekabül ediyor. Yani daha çok sefarat. Evet, evet. ağırlıklı Hı -hı. sefarat. 7 aylık Yahudilik geleneği var aslında baktığımızda bu topraklarda. Hı. 2700 yıllık bir mirastan bahsediyoruz. Deniz Hanım'ın tabi anlattığı hani biz sefaratlar üzerinden hikayeyi şu anda okuyoruz evet. ama işte Van Yahudilerimiz var, Naştigan dediğimiz Kürt Yahudilerimiz var, Doğu Yahudilerimiz var, Mizrahi Yahudileri e Hanefi Müslümanlıkla çok benzer olan değil mi? Karay Yahudileri var, Karayim mezhebi Doğru. var. Bunlar hepsi Hı -hı. aslında bu topraklarda Hı -hı. yaşamış olan Yahudi toplumları. Bizanslılar evet, var, Romanyotlar var. Yani Hı -hı. ama şu anda yani seferatlara dönecek oluyor. Evet. Yani evet. sonunda herkes seferat oldu diyebiliriz evet. buna. Hı -hı. Zaten nüfus gittikçe azaldığı için eşkenazların yani Hı -hı. parmakla sayılacak kadar az Hı -hı. Onlar eee o kolun büyük bir kısmı Amerika'ya göç etti. Yani Avrupa'nın üstünden. Onlar zaten farklı bir dil konuşuyorlar. Hı -hı. Onlar Almanca bazlı Yidiş, yidiş. denen bir diş Hı -hı. dil konuşuyorlar. Yani Safaratlar Ladino konuşuyor. Evet yani evet. Bu bizim, coğrafi evet. bir sınır var diyelim. Yani yedikleri yemekler mutfakları da farklı. Haliyle Hı -hı. onlar daha çok işte patates tatlı su balığı yiyorlar. Yani onlar kuzeyli Hı -hı güneyliler daha çok Akdeniz mutfağıyla işte balıktı, domatesli patlıcan da oydu buydu. Yani taze sebzelerle besleniyorlar. Ve gelenekleri farklı fakat aynı din ama konu ne konuştukları dil aynı. ne işte gelenekleri aynı vesaire. Peki Dizideki bu şeyi nasıl e, beğendiniz? Yani e, temsiliyeti nasıl beğendiniz? Yemekleriyle, kıyafetleriyle, ondan sonra ben, kendi ben aralarındaki konuşmalar, tabirler. Siz de danışmanlık da yaptınız. Evet, Şimdi evet. hangi e, alanda siz danışmanlık yaptınız? E, çok danışmanı inmeden, var. Evet, evet. Çok titizlikle hazırlanmış Farklı farklı gerçekten. aşamalarda evet. çok değerli hocalarımız, arkadaşlarımız diziye müdahil, e, diziye yardımcı oldular diyelim. Benim kısmım dizi seti inmeden e, süreçte e, hem dizi seti ekibiyle, değerli hocalarımızla e, Galata ve Beyoğlu olmak üzere ayrı ayrı kültür turları yaptık. E, ben üç kuşak oyuncularla be mı? Evet, oyuncularla da yaptık. Hmm. Ben üç kuşak Beyoğlu'yum e, ve babam ve büyük babamdan olan Beyoğlu hatıralarımı onlara anlattım. Hem Beyoğlu'nun gece hayatı hem Beyoğlu'nun işte o Yahudi yaşama çünkü biz hep... Kule Dibi ve Galata söylüyoruz ama Pera'da Yahudi yaşamının içerisinde bom marşeleriyle, işte o kumaş dükkanlarıyla, mağazalarıyla. Yani biz zamanlar Kule Dibi dediğimizde 1950'lerde apartman görevlilerinin bile Yahudi İspanyolcası konuştuğu Komik. bir Kule Dibi'nden bahsediyoruz. İşte o Kule Dibini amaç biraz yaşatmaktı ekibe. Hocalarımız da sağ olsunlar hep şeyi söyler. Yani o yürüyüşte, o kültür turunda biz adeta bunu tekrardan yaşadık. Yani gözümüzün önünde canlandırdık ne olduğunu diye. Ve ardından da metin yazımlarında kendilerine yardımcı oldum. Metinlerin okunması, işte hangi bölümlere Yahudi İspanyolcasını eklemek daha uygun olur hı. veya aynı şeyi nasıl söylersek bir Yahudi aile içerisinde o nasıl söylenir? Peki öğrenerek ee, mi, ezberleyerek mi konuştular? Tabii ki ezber var hı hı. ama ne konuştuğunu öğrenmek evet. orada evet. önemli ki evet. ancak o zaman oynayabilirsiniz. Yani bu konuda çok ciddi ee, ilk defa rol alan arkadaşlarımız mesela çok güzel bir anımı anlatayım sizlerle keyifli bir anımı. Modo arkadaşımız hayatında daha evvel hiç bir Yahudi ile e, birebir bir teması olmamış e, kendisi. İlk mesela oturuğa geldiğimizde elinde böyle bir kitapçıkla kendi hazırladığı ben bunları çalıştım dedi Yahudilikle ilgili. Bir bakalım mı sizin dedi. Ne kadar bakın etkileyici. Evet, tabii çok. Hani onun üzerinden çalışmak onun üzerinden. Yani kimse sıfır gelmedi. Derslerinde çok iyi çalışan ve onun üzerine çok istekli, onun üzerine bir şeyler kurmaya çalışan o zaman da zaten o emeğin karşılığını alıyorlar ister istemez. Evet, yani müthiş bir kere oyuncu kadrosunu buradan Hatırlatalım yani bilmeyenler için. Şimdi başrollerde Gökçe Bahadır, Barış Arduç, var Gökçe Bağdır Matilda'yı oynuyor evet. Barış Arduş da şeyin belalısı işte Beyoğlu'nun belalısı İsmet. Fıstık, İsmet. Fıstık İsmet Ondan sonra Fırat Tanış Çelebi rolünde ve ya müthiş oynuyor İsmet. o da yani hepsi birbirine Salih Bademci Selim'i oynuyor O da müzisyen ve işte o çok da böyle öngörülü ve şey devrimci diyelim bir müzisyen Beyoğlu'nun bu eğlence hayatına yepyeni bir soluk getirmek Kesinlikle. üzere şey o da müthiş mesaj şan tabii, dersleri tabii, almış inanılmaz, Evet sahnede müthiş Ondan sonra Metin Akdülger var o da kulübün patronu tabii, tabii. Orhan rolünde ve Asude Kalebek o da Raşel o da evet. Matilda'nın kızı Evet, evet. şimdi müthiş bir oyuncu kadrosu saydan. Şimdi Gökçe Bahadır'ın, şimdi ben onu söyleyeceğim. şey aksanlar, bir Mersi dişi var. İnanılır gibi değil yani. O Mersi. <laughs> yani siz daha iyi belki yapar. O Mersi. Duymak istiyorum bir de sizden. <laughs> Gökçe Bahadır'ın Mersi'si. Bir de Bonjour var. Bonjour da unutmayalım. Bonjour. Değil mi? Bonjour ve Mersi. <laughs> Ve Türkçe de var Ladino'nun içinde evet, evet. arada böyle e, kulağıma çalınıyor Türkçe kelimeler de var girmiş. E, Ladino zaten dil olarak yani Osmanlıdan e, Osmanlıya gelen bu Yahudiler İspanyolca konuşuyorlardı yani yani İspanya'da yaşıyorlar ve İspanyolca konuşuyorlardı İlk zamanlarda zaten e, yani Yahudiler arasında buna İspanyolca deniyor. E, aşağılamak için halk da Yahudice diyor bu dile. Ladino son zamanlarda kibarlaştırılmış hali bunun. Evet, yani evet. Ben şeye benzetiyorum bunu. İşte Yahudi deyince birazcık daha böyle hafif antisemit gibi hissedenler de Böyle ağızlarını büzerek böyle Musevi, Musevi filan ben gibi böyle bir şey onu soracaktı <laughs> evet soracağım yani bunu evet açıklık getirmek gerekiyor. Yani hiç ayıp bir şey değil Yahudi demek değil mi? Kesinlikle. Evet lütfen yani ben kesinlikle lafını hiç kullanmam. Evet, ben de, yani ben de. bunun da böyle bir aşağılayıcı bir şey olduğunu zannetmiyorum yani. İşte hiç yok öyle o şey Yahudi, Yahudi kelimesi... Yahudi demekten çekinmemek. Evet an, yani aslında. buna Hangi buradan evet ben bunu sonra. yani kesinlikle. bunun altını buradan evet. çizmek istiyorum. Musevi'yi kibarlaştırmaya çalışmak çok yanlış. Ama yanlış, yanlış bir şey. da değil, yanlış bir kelime değil. değil. Var olan bir Ama kelime. Ama kullan yani kullanılırken hmm. buna dikkat ediliyor. Hmm. Hani kibar olayım evet. e diye kullanılıyor. Kullanılan filan. Evet. Ben hatta şey. bir arkadaşımdan şöyle bir şey duydum. Annesi şey dermiş. Sakın onun önünde Yahudi filan deme. Değil Ayıp olur. Musevi de hani <laughs> Şimdi, benle tabii. ilgili veya onların evinde sakın bu kelimeyi kullanma ayıptır i̇şte, filan. Tabii kimi çevrelerde bir de şu oldu. Son yıllarda bizim gözlemlediğimiz medyada onlar bizim Museviler bir de Yahudi var. Yani Yahudi ve Musevi, Yahudi olumsuz anlamın yüklendiği. Evet. Musevi de işte bizim burada misafirler var ya hani onlar da Musevi işte. Bizim Museviler hani daha böyle şirin gösterip ama yani böyle bir ayrımın aslında bilinçli olarak kullanıldığı e, maalesef yerlerde görüyoruz. O yüzden bizim genç jenerasyon evet. özellikle Yahudi kullanmaya dikkat ediyoruz. Ama daha yanlış daha bir şey, şey değil mi? Musevili sesti yani. Tabii tabii adı Tabii üstünde, okulun adı bu. Yani tabii. yanlış bir şey yok bunda ama. Ama kavramlar önemli. Neyse evet, kullandığımız kesinlikle, önemli. Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi dizi de e... İşte Beyoğlu İstiklal Caddesi tamamen baştan yaratılıyor. Stüdyolarda yaratılıyor, setlerde. İşte inanılmaz kostümler 3700 4000'e yakın kostüm doğru, dikilmiş. Doğru. Ondan sonra işte Kulüp İstanbul o da yaratılmış işte şeyde set olarak. İşte dönem arabaları, müzikler, müzikler de şahane. Çok o kültüre ait Yahudi kültürüne ait müzikler de var mı Ladino tabii, müzikler? Tabii ki, Onlar, tabii onları ki. Onları size sorayım. Tabii ki. Özellikle e, Shalom gazetesinden de hani teklifi alırım kullanılan müzikler var. Müziklerde de tabii çok hassas davranıldı. Hangi müziğin nereye uyarca e, işte bizim o yo eden ninyat değil mi? E, o ninninin kullanılması onun Hangisi yanında o? Adio ayokeridanın ay, ay, şahane bir parça e, zaten hani hepimizin dilinde olan hepimizin evet. çok ve e, böyle çok bilindik bir e, şarkının veya işte bir kutlama yapılırken orada bir Havana gilanın çalması Hı. Evet. Bunlar hep aslında e, bizim İstanbul'da yaşayanlar için çok tanıdık ama bilmeyenler için çok yepyeni bir yepyeni bir olgu Hani o anlamda da çok değerliydi müzik. Seçimlerinde de tabii çok dikkat ettiler zaten yani doğru müzikleri kullanmaya. Ee, Peki şey evet. sorayım ee, bu <laughs> biraz önce temsiliyeti soruyordum gene e, oradan hem aksanlar hem kıyafetler ondan sonra işte yenen böyle tas vesaire bunlar ne kadar e, gerçek? Onların çoğu gerçek yani. Çok da e, didiklemek istemiyorum yani. o <laughs> Orası <gülüyor> böyle şöyle, yoksa yani e, herkese yok. <laughs> göre bu işin sonu yok. Yani evet. böyle trivyalarda görüyoruz. En önemli Oscar kazanmış hmm. e, yönetmenlerin bile İkinci Dünya Savaşı evet. ile ilgili Spielberg'ün filminin trivyasında olağan işte o araba şöyle değil de hmm. o, işte yıldız da sağ tarafta olur da sol tarafta olmaz o üniforma şöyle falan diye çok şey var. Yani burada da benim takılacağım bir sürü bir şey var. Ama yani bu işin geneline bakmak lazım. Yani bu kadar yani ben mesela en çok şeye takıldım. O dönemde kravatsız adam yoktur. Hmm. Yani e hangi rol dedim? Tabii. Fırat tanışım mesela <laughs> e orada öyle geziyor ya <laughs> bir şey. Hani kıyafeti gayet <laughs> düzgün o devrede uygun ama. Erkekler kravatsız dolaşmaz yani çıplak dolaşmak gibi bir şey. Yani hı hı. her an, her şekilde. Hı hı. Yani birçok kimse de babasını kravatsız görmemiştir hayatında. Ben babamı kravatsız yaşlandığı ve hasta olduğunda gördüm. Yani o dönemin 50'lerde söz konusu diye kravatsız dolaşmak. Evet, bir, bir de o şey şabat da çok önemli tabii, değil mi kültürünüzde? Onu biraz anlatır ee, orada, mısınız tabii. dizide de? Şimdi, e, orada da yer alıyor. şöyle bir güzellik oldu. Türk Yahudi toplumundan da oyuncular e, evet, diziye onu, dahil evet. oldular. O da tabii hem e, o oyuncular bizim hep e, kendi toplum içerisindeki tiyatro oyunlarımızda gördüğümüz, onlar bizim ünlülerimiz. Belki komşularımız yeni tanıyor onları ama onlar bizim için zaten ünlü, çok değerli abilerimiz, ablalarımız. Ve onları yeri geldiğinde bir terzi sahnesinde, yeri geldiğinde bir haham sahnesinde veya o şabat sofrasının etrafında görmek bizler için çok keyifliydi. Siz Orada oynadınız da, mı? E, ben oynamadım. Ha. Bir aslında gazinoda dolum olacaktı. Sonra o bölüm iptal oldu. <laughs> Zamanları yoğun iş tempomdan ayarlayamadık. Belki ikinci sezona teklif edilebilir değil mi? Olur. İkinci sezon ne zaman geliyor bilen var mı peki? Ee, bir dört bölüm daha Ocak veya Şubat'ta hı. bildiğim kadarıyla yanına girecek. Bir ikinci sezon hazırlıkları da olduğu veya bir fikir olduğunu hı hı. konusunda hani bilgim var. O zaman belki oynarsınız. <gülüyor> <gülüyor> Biraz da şey konuşalım. Şimdi bu görmek istemediklerimiz ya da e, nelerle yüzleştik e, demiştik yaralarımız var yaralara dokundu e, şimdi bu bunu çok çok güzel bir şekilde yerleştirmişler aslında tabii, tabii. E, orada öğreniyoruz ki Matilda'nın e, babası 1942'de varlık vergisi e, nedeniyle işte vergilerini ödeyemediği için kendisine çıkarılan işte büyük vergileri ödeyemediği için. E, Aşkale'ye gönderiliyor. Aşkale olarak belirtilmese de bir çalışma kampına tabii, gönderildiği tabii. bir cümle arasında söyleniyor. Şimdi e, bu bir taraftan da dizi 1955'te geçiyor. O da 6-7 Eylül olaylarının arifesinde olduğu tabii, belli. Tabii. Yani dizide gidişatı onu gösteriyor. Çünkü e, bir taraftan işte kulübe öyle baskılar geliyor. İşte Gayrimüslim vatandaşları işten çıkarın gibi e, baskılar da başlıyor. Burada ne diyeceksiniz siz e, bu tarihi boyutuyla ilgili olarak? Tabii. Ee, dediğim gibi varlık vergisiyle ilgili çok az. Hani bir elin parmaklarını geçmez Türk sinemasında baktığımız. işte geçmişte Salkım Hanım'ın taneleri vardır. Orada da hani bir Yahudi karakter, Rum karakter olarak işte dizide ya da karakter olarak aktarılmıştır. Ee, baktığımızda aslında bizim ailelerimizde bile Son 15 seneye kadar aslında çok konuşulan, çok konuşulan, Öyle çok mi? anlatılan bir konu değil. Neden? E çünkü e, şimdi, dizide de geçen bir kelime şimdi var. Şimdi mesela şey ekrana evet. da geliyor varlık vergisini vermeyenler. Evet. Evet. 17 kişi dün kafile ile işte ne diyor toplama kampına diye kullanılmış toplama kampına sevk edildi. Böyle bir dönem yaşıyor evet. Türkiye. İlk kafile dün akşam Aşkale'ye yollandı. Evet, Siz. Şimdi, e, Size Hiç kimse ben, konuşmak istemiyor. Size ben Demek bunu ki Yahudi İspanyolcasında bir cümleyle anlatmaya çalışayım. Deniz Hanım hemen anlayacaktır bu cümleyi. Madem bugün Ladino'dan bahsedeceğiz. Bu cümle 20. yüzyılda yaşadıkları acılar sonrasında, travmalar sonrasında aslında Türk Yahudi toplumunun bir nevi hayatta kalma stratejisi oldu. Bu da düşük profilli bir strateji oldu. Ladino dilinde ne deriz? Nomos karışıyamos en los meseles veya en los hechos del hükümet. Aha hükümetin meselelerine karışmayalım Karışmıyoruz. Diyor. Biz karışmayız. Çok hani tü daha... Türkçe kelime var işte biraz önce anlatıyordum karıştı. Benim i̇şte. de evet. E, o, o sırada <laughs> anlatmak istediğim buydu. Bu Ladino evet. denen bir e, İspanya'da konuşulan bir İspanyolca Zamanın Osmanlı'ya için. geliyor fakat evet. geldiği vakitte düşünün ki yani 14 19, 1492'de yani bu insanlar oradan yani bıçak vardı ama Aynen, e, elle yiyorlardı. Yani benim en çok böyle e, verdiğim bu örnek çok da hoşuma gider. Gidin. Sonra çatal giriyor insanların hayatına. Çatal kelimesi de burada Ladino'da piron'dur. Piron halbuki Rumca. Rumca, evet. hmm. Yani Rumca bir kelime. Ladino'nun yani İspanyolca'nın Ladino içine e, yeni kelimeler işte Türkçe, Arapça, Farsça yani Osmanlı'da konuşulan bütün diller var Ladino'nun evet. içinde. Yani ne diyeyim? Mesela e, hayata tayare girmiş. Şu anda biz uçak diyoruz Türkçe'de evet, ama eee uçağın Ladinocası el tayare. El, evet. el tayare. Yani böyle evet. e, o, o değişmedi. Yani hı. o Ladino'nun bir parçası. Bugün tayareyi bilen genç nesilde hiç kimse yoktur sanıyorum. Evet, evet. Gençler arasında. Bu Doğru. böyle bir dil. Evet biraz önceki cümleyi bir daha almam evet. lazım. Nomos karışıyamos en los mezeles der hükümet veya en los hechos der hükümet. De Biz hükümet işlerine, meselelerine Hı. çok karışmayız. Yani hiç kimse konuşmak istemiyor evet, anlaşılan yani bu ne aslında, o evet. taraf ne bu taraf. Evet, evet yani büyük bir travmanın sonucu. Yani bu 1927'lerden başlıyor aslında. Bir Elza cinayeti var. Bir kadın cinayeti ama kadın cinayetinin de ötesinde Yahudi bir kadının cinayeti işte eski bir emir subayının e, kule dibinde Helios e, elektrik mağazasının önünde defalarca işte rahatsız ettiği bir kadını ki adam çoluk 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 torba sahibi tonun torba sahibi e, biraz akli dengesinde sıkıntı olduğu e, bilinmekte. İşte ne benim olursun ne kara toplama misali sokağın ortasında kız kardeşinin kuzinin yanında onu bıçaklaması. Ardından cenaze töreninde işte adalet istiyoruz e, Çığlıkları ve bunun sonunda işte cenaze törenine katılan Yahudi toplumundan vatandaşların bir bölümünün işte içeri alınması buradan başlıyor aslında Hı. yani Osmanlı'dan Cumhuriyete geçerken en çabuk uyum sağlayan gayrimüslimler içerisinde zaten Yahudiler hani son derece uyumlu bir şekilde biz nasıl ki Romaniyot Yahudileri Osmanlı buraya geldiğinde biz nasıl hızlı Osmanlıca öğreniriz dediler ve bu çabayı sarf ettiler. Cumhuriyete geçerken de nasıl biz çabukça, çabucak iyi Türkçe konuşuruz, düzgün Türkçe konuşuruz. Ama bir şeyleri yapabilmek tabii çok kolay değil. Bir de tabii Atatürk'ün ne mutlu Türk'üm diyene sözünü doğru anlayamayan ve Türk e, kimliğini sadece Sünni ve Müslüman olarak gören bir kitlenin karşısında işte kendilerini kabul var ettirme, etmek, var edebilme e, çabası maalesef her zaman doğru şekilde karşılık bulmadı. E, sonrasında 1934 Trakya malumunuz orada yaşananlar ve İstanbul'a doğru yoğun bir göç. Bugün Edirne'de bir Yahudi aile var. Ne kadar evet, şey, değil mi? Orada acı. kocaman bir sinagogumuz var. Evet. Çok görkemli. Evet. Avrupa'nın en güzel sinagoglarından biri ama bir Yahudi var Edirne'de. Buradan gidiyoruz oraya dua yapmaya. İşte ardından 20 kuda askerlik, varlık vergisi, yine yaşanan tutulma gibi facialar. Peki varlık vergisinde evet. sizin ailelerinizden etkilenen var Tabii mı? Tabii benim e, benim büyük babam Türkiye'nin en eski ikinci teneke kutu fabrikatörüydü ve e, onun büyük annem büyük annemin ailesi Türk Petrol'ün ilk sahipleriymiş zamanında. Ve bütün yurt dışındaki o mal varlığı buraya aktarılarak bir nevi o borç kapanmış. Ama düşünün aile ne büyük bir para hmm. ödemiş o dönemde ve geriye dönük işlenebilecek bir, bir şey yok. Veremeyenler de tabii e, tabi, oldu. Tabii, tabii arkadaşlarımızdan. Da, evet. Eşimin ailesi mesela Bursa'da ee, en önemli ipek tüccarlarından. Dört fabrika. O zamanlar şahsi faytonunuz olması Hı -hı. E, çok böyle evet, parmakla gösteriliyor. Şey. Ve ne var ne yok satıyor. Bir bastonunun içine 75 lira artık o dönemin parasıyla son parasını saklıyor. O bastonla Yalova üstünden İstanbul'a geliyorlar. Cihangir'de koskoca konaktan 8 Hı -hı. kişilik aile bir apartman dairesine sığınıyorlar. Hı -hı. Ve yıllarca çocuğuna e, Aydın okula gidiyor çocuğu. Pantolonun kemerine saklıyor o parayı, o son kalan parayı ki vergi memurları yarın öbür gün eve gelir yine kontrol ederlerse o filmde guguklu saatin arkasındaki evet. o sahne yaş bunlar yaşandı işte. Ama aileler içerisinde çok konuşulamadı maalesef. Evet. Ee, yani benzer bu hikayeler gerçek hikayeler. Hı -hı. Film o anlamda da Hı -hı. çok değerli hepimizin ailesinde e, benzer hikayeler Hı -hı. var maalesef. Evet bu Matilda'nın ailesi de işte evet. öyle babası vergisini ödeyemediği için böyle büyük bir bir seferlik bir varlık vergisi aslında bu. Bir sefer evet. servet vergisi olarak Kesinlikle. geçiyor. Hı. Ondan sonra da işte böyle büyük dramlara da sebep oluyor. Sizde var mı ailede? Ee, benim yani bizim ailede giden çok oldu. Fakat babam gitmedi. Şöyle bir şey. Darbeler çok ağır ve çok bizim ailede. Eee Annem babam Trakyalı. Babam Edirne'li, annem Kırklareli'li. <laughs> Bu 34 olaylarında Trakya olaylarında İstanbul'a bir yani bir gecede hı -hı. orada işte e, yağma başlıyor. Yani Yahudilerin ağzında da layama. Layama. yağma yani e, o olay baş gösterince zaten e, işte dükkanlar yakılıyor, evler yakılmaya başlanınca işte annemin de işte flörtüyle beraber koluna ay nişanlısı diyor onlar, İşte nişanlısını alıp son trene binip yani bir tren kalkıyor o sırada kaçanlar o trene binip İstanbul'a geliyorlar. Annem babam o trenle Hı -hı. annemin deyimiyle terliklerim ve el elbisemle İstanbul'a geldim. Evet tabii bunlar e travma aslında bizim hepimizin travması aslında ortak acılarımız bunlar ama tabi e, bu diziyle bunlar bunlar işte aslında e, unutturuluyor, unutuluyor, konuşulmuyor. Tabii. Yani herkes birazcık e, tozları halının altına evet. işte süpürüyor. Ama şimdi bu dizinin yani bir dizinin böyle bir gücü olabilir mi? Ee, buna da e, evet olabiliyor diyoruz e, çok ilginç bir şekilde e, bunları konuşmamıza ve bunları hatırlamamıza yüzleşmemize e, neden oluyor e, çok ilginç bir de tabii ki e, daha sonra e, tam e, dizinin e, geçtiği yıl 1955 yılı biraz önce dediğim gibi e, o olaylara 6-7 Eylül olaylarına gebe bir şeyde yes tam dizinin geçtiği zaman dönemin 6-7 Eylül olayları olmak üzere gibi anlıyoruz biz olacak <laughs> mı? ya <Yani> öyle <laughs> gözüküyor e, o da tabi e, ya yani bilmeyenler için belki burada hatırlatmak lazım Atatürk'ün doğduğu ev Selanik'teki eve bomba konulduğu iddiasıyla. Ortalık karışıyor. Ondan sonra işte Cumhuriyet tarihinin en büyük tabii. yağmalama olayı. Korkunç. İşte her yer kırılıyor, dökülüyor. işte gayrimüslimlere tabii ki yönelik bu tabii. şey bir düşmanca hareket hatta yani organize daha doğrusu bir mesele bu. Bütün dükkanlar, iş yerleri vesaire yağmalanıyor. Ondan sonra da tabii ki bunun bir provokasyon olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi tam o dizinin o tabii. şeyindeyiz. Ee, i̇şte o eğlence şeyinden kulüpten Yahudileri ve diğer gayrimüslimleri işte yavaş, yavaş. çıkar evet. diyorlar işte Rumları vesaire. Ee, gene sormak istiyorum tabii. bu döneme sizin büyüklerinizden şahit olan var mı? oldu mu? Ee, 6-7 Eylül olaylarına birebir yani <laughs> bu daha bu Trakya olaylarından sonra annem babam İstanbul'a yerleşiyor babam askeri gidiyor 3-5 yıl sonra tekrar askere gidiyor bu 20 kura askerlik denen evet. bir şey var Tabii babam şeyden Trakya'dan buraya kaçtı diyelim buraya geldiğinde hiç işi gücü parası ve genç olduğu için dolayısıyla yani Aşkale'ye gitme ve varlık vergisine yani oraya işte yani parası çıkıştı çıkışmadı meselesi hiç olmadı. Çünkü zaten hani beş Yok. parasızdı, işi gücü yoktu. Fakat askere gitti askerlikten sonra da bu 20 kura askerliğe tekrar askere hı. gidiyor. Yani ikinci kere hı hı. ve bu ikinci kere askere gitme meselesi bu 20 kura çok sözü edilen bir şey değildir. Bu evet. sadece gayrimüslimlerin 41'de zannediyorum gayrimüslimlerin gittiği, toplandığı ee, ve e, bu nafya askerleri dedikleri askerlik yapmıyorlar. Yani işçilik yapıyorlar. Tabii. Asker üniforması da giymiyorlar. Tabii. Babamın çöpçü üniformasıyla fotoğrafı var. Tabii. Yani yolları kazıyorlar. İşte taş kırıyorlar Tabii. vesaire ve iki yıl sürüyor bu. Hmm. Yani oradan çıkıyor. Çok <gülüyor> <gülüyor> yani Trakya'dan <laughs> geliyor. Bir kere askerlik yapıyor. Tekrar evet, bir evet. daha askerlik yapıyor. Tam nefes alacakken Hani böyle, Tam, değil, değil. belini, belini, belini evet. doğrultuyor işte durumda evet. fena değil, evet. o şu bu derken iş yeri yakalıyor 6-7 Eylül olaylarında ve bir daha iflah etmiyor bence. Hmm. Sizde nasıl durum? 6-7 Eylül 1955 ben turlarımda da her sene 6-7 Eylül'ün döneminde biz bir dostlarımızla hafıza yürüyüşü yapmaya çalışıyoruz. Özellikle gençlere bu konuyu aktarabilelim, öğrensinler ne yaşandığını. Ben hep sorduklarında bir sabah uyandığınızda kapı komşunuza günaydın diyememektir 6-7 Eylül 1955 o derece acıdır ve olayları kelimesini bir de kullanmayı çok sevmiyorum çünkü bir şey olaylar dediğinde hadi oldu bitti evet. bir olaylar oldu sadece 6-7 Eylül 1955 diyorum evimiz Taksim'deydi ve büyük annem mesela babama bizde Yusuf'a Jojo denir aile içerisinde evin önünden tanklar geçiyor çünkü sıkı yönetim ilan edilmiş. Sabah annem bakıyor gece sesleri olmuş falan uyumuşlar. Jojo Jojo diyor bugün diyor 30 Ağustos mu diyor evin önünden tanklar geçiyor ne oluyor burada hani öyle bir şey var hemen işte babam annemi filan içeri alıyor hani ne oluyor. O zaman bitiyor, dükkanları şey yok. Diye. Bey, bey. Fabrika var fabrikayı hmm. e, fabrikada çalışanlar koruyor kocaman bir Türk bayrağı asılıyor fabrika Ortaköy'de hmm. hani nispeten kurtarıyor fabrikanın içinde büyük bir e, hasar olmadığını biliyoruz. Ama ee, mesela rahmetli babam hep şeyi söylerdi. Ne kadar nasıl bir travma yaşamış. 60 sene boyunca Beyoğlu'nda yaşamış olmak. Aman oğlum dikkat et. Seni bu ülkede 3 tane şahit de hapse gönderebilirler. Yalancı şahitlikten uzak dur. Hep o travma <laughs> bu bu çok var. şeydir. Yani çok bilinen bir hikaye. Evet. Aman yalan söyle. Çoluk, şahitlikten çoluk uzak çocuğa evet. hemen bu işte iftira ederler. Evet. Hmm. Sen işte karışma, etme Aynen. falan. Aynen ya yani o Mesela o travmanın şeyidir ve mesela e, babam hep şey söylerdi. Senin de e, büyük baban ilk e, Türk vatandaşı olmuş Yunan tabiyetinde Yahudi'ydi. Düşünsenize 8-10 yaşında bir çocuğa bunu söylüyor. Ben hiçbir şey anlamıyordum <laughs> o dediğinden. Gurur duy derdi bana. Niye gurur duyayım baba? Yunan tabiyeti ne? E, Yahudi bir de nasıl oluyor? Nasıl Türk vatandaşı oluyor? Ben işte 64 göçünün ne olduğunu öğrendiğim zaman hmm. bunun ne demek olduğunu hmm. anladım. Neden bu kadar gururla ve heyecanla bunu anlattın? Gözünün önünden 17 bin Yunan uyruklu Rum buradan giderken, işte büyük babanın burada kalabilmesi, Türk tabiyetine geçebilmiş olması, işte bütün bunlar aslında yine o travmanın devamında olan olaylar. Ve tabii dediğim gibi 6-7 Eylül 1955'in hani bıraktığı hasar günümüzde bile halen hissediyoruz onu. Hani hiçbir şey var olmadı. Hani İstanbul'a karşı olan diyoruz ya ne olacak bu İstanbul'a, ne olacak bu Beyoğlu'nun hali. Beyoğlu'nun hali bugün hikayesi değil aslında. 70 sene evvelin hikayesi. Biz bugün bazı sonuçları hani yaşıyoruz sadece evet. ve hep çocukluğumda da hani o tarla başının halini gördüğümde benim için hani lanetlenmiş bölge. Çünkü bir kere o insanlar gittikten sonra bir sabaha kadar bir şeyler yapalım orada. O artık insanını kaybetmiş. Binalar daha nezih ama artık o binaların içerisinde o yaşamlar yok. Evet kıyamet hayatmışız evet. işte e, sen ne diyeceksin? Evet yani yaşanan olaylar çok acı yani unutulmaması gerekir ama yani bunu bilmek gerekir yani bunu işte yeni nesiller de öğrenmeli ama ben kin tutma taraftarı değilim yani yani neticede güzel günler de gördük çok acı günler de gördük. Ee, yani beni bu şekilde hani kabul edilir miyim edilmez miyim bilmiyorum ama neticede bir insanların gözünde hani yabancı bir başkası yani kendisinden ayrı görseler de ben burada doğdum ben başka bir ülkede yaşayamam. Yani bunu denedim de üstelik ee, benim ana dilim Türkçe yapacak bir şey yok. Yani <laughs> ben buralıyım işte bu vatanda benim evet. ister kabul etsinler bir... ister kabul etmesinler. Evet. Çok güzel ben e, çok teşekkür ediyorum ikinize de, de e, süremiz bitti maalesef e, fakat bu gerçekten e, kulüp dizisiyle biz e, burada tabi oturup bütün tarihsel boyutuyla evet. da konuşmamıza imkan yok bunu tarihçiler yapmalı bunu yayacak olan ee, yani bu dizinin buna tabi böyle bir vesile olması çok müthiş bir şey. O bakımdan da bu diziyi ben e, tabi kutluyorum yapanları. E, size de çok teşekkür ediyorum. Ee, umarım böyle hani e, gizli perdelerin arkasında ya da işte böyle e, gizli kapaklı e, nasıl diyeyim e, ortamlarda değil de açık açık böyle konuşabileceğimiz Tabii. tekrar tarihimizle yüzleşebileceğimiz böyle e, güzel günler olur e, diye düşünüyorum bu e, dizinin de kulüp dizisinin de buna böyle bir vesile olduğu için e, onları da çok tebrik ediyorum dizinin devamını bekliyoruz <laughs> değil mi Biz Teşekkür Değerli ederiz heyecanla davetiniz için. Ee, izlemeye devam etsinler inşallah aynı ilgi artarak devam eder ee, ve toplumsal barışımıza da e, ümit edelim ki bir katkısı olsun gerçekten e, herkes evet çok farklı da değilmişiz sözünü evet. diyebilirsin bu dizinin. Sevgili izleyenler teşekkür, e, teşekkür ederiz gelecek hafta tekrar e, görüşeceğiz e, kulüp dizisini konuştuk kulüp, kulüp dizisiyle biz nelerle yüzleştik neleri gördük, kimleri tanıdık. Bunları konuşmaya çalıştık konuklarımızla. Deniz Alpan ve Moiz Gaba ile birlikteydik. İkinize de çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Tekrar teşekkür görüşeceğiz. Hoşçakalın.